Herkese merhaba. Didim, Hisar Mahallesi'ndeyim. Deniz manzaralı, 234 metrekare arsa üzerine kurulu, müstakil otoparklı, müstakil bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. Satış rakamımız 6.900.000 TL. 3 artı 1 ayrı mutfak, teraslı. Buradan bile deniz manzaralı. Biraz sonra göstereceğim. Önümüz aşağı doğru iniyor böyle. Biz kotta yukarıda kalıyoruz. Alt tarafımız aşağıda kalıyor. Yukarıdan da deniz manzaramız hiçbir zaman kapanmayacak. Önümüz yol, yanımız arsa. Onlardan biraz sonra bahsedeceğim. Güzel bir villa. Fiyat uygun 6.900.000 TL, 234 metrekare arsa üzerine alabileceğiniz uygun fiyatlı villalardan bir tanesi. Bahçe Triplex'te diyebilirsiniz. Nasıl adlandırmak isterseniz. Orası size kalmış. Şimdi bahçe alanındayız. Otopark kısmı doğal taşla döşenmiş. Arkamda villayı görüyorsunuz. Komple cephede seramik kaplama yapılmış. Askeri kamuflaj renginde. Ben öyle yorumladım. Farklı bir rengi varsa siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. 6.900.000 TL, 3 artı 1 ayrı mutfak, teraslı, deniz manzaralı, Hisar Mahallesi'nde merkezi lokasyonda bir villa sahibi olabilirsiniz. Şöyle geçersen, dışarıda da bu arada rüzgar var. Çok uzun tutmayacağım dış çekimi. Şimdi otopark kapımız demir doğrama, aynı zamanda ahşap doğrama. İkisi bir araya kombine edilip güzel bir otopark kapısı yapılmış. Peyzaj alanımız düzeltilecek. Bunlar yeni bitti villa. Bu aşamalarda yavaş yavaş bitecek. Bittiğinde tekrardan gelip çekimini yapacağız. Sadece biz erkenden bir sunmak istedik. Peyzaj alanımız gayet güzel. Havuz yapılmamış. İstenirse havuz yapılabilir. Yapıldığı takdirde de 20 metrekareye yakın bir havuz alanımız çıkar. Bence çok daha güzel olur. Keşke müteahhit de başta yapsaymış. Şimdi deniz manzarasını oradan gösterirsen Şahin. Aman aman bir manzaramız yok. Terastan daha iyi ama buradan da denizi görebildiğimizi göstermek istiyorum. Zemin kattan, bahçeden denize hakimiz. Şimdi aşağımız kotta kalıyor. İsterseniz daha izole bir alan elde etmek için duvarların üstünü, bahçe duvarının üstünü çimçitle yukarıya kaldırabilirsiniz. Bahçe duvarı aydınlatmalarımız mevcut. Dış cephede aydınlatma çok az gördüm. Onları da siz kendiniz elektrik hattını çektirip yaptırabilirsiniz. Aydınlatmaları, apliklerinizi yani. Şimdi burada bir barbekü alanımız var. Taşla kaplanmış gayet güzel. Yan tarafta bir tezgah var. Sabit bir barbekü. Burada yine yemeğinizi hazırlayıp devam edebilirsiniz. Arka alanındayız. Kat kalorifer altyapı tesisatımız döşeli ama dedim de doğal gaz yok. Isı pompasıyla da kullanabilirsiniz. Bu tarafa gelecek ısı pompası. Şöyle bir bakıyorum, ekstra olarak bahçe alanı devam ediyor, peyzaj alanı. Bir de öyle göster Şahin, hiç öyle dönmeyelim ya. Diğer tarafı göster. Diğer tarafı göster, gel buradan direkt çelik kapıya gidelim. Zaten dışarıda çok fazla rüzgar var. Çok uzun tutmayacağım çekimi. Bu muhit güzel bir muhittir. Böyle çevreyi de göster. Şimdi Adnan Menderes Bulvarı bizim şu an kameranın döndüğü yönde. O da ortalama 300 metre mesafede. Adnan Menderes Bulvarı. Okullar, özel kolejler, sınav koleji. İki tane var. Biri sol tarafta kalıyor. Biri yine karşımızda kalıyor. Bu zıttımızda. Lokasyonumuz güzel. Marketlere, süpermarketlere de ortalama 600 metre mesafedeyiz. Plaj derseniz Sağ Tur plajı var. Az önce gösterdiğim, alttan gösterdiğim plaj. Yine terastan da göstereceğiz. Bu Sağ Tur plajına da ortalama 1 kilometre mesafede. Eğer merkezi soracak olursanız da Merkez Camii'ni baz alırsak oraya da 3,5-4 kilometre mesafedeyiz. Altınkum'a da 7-7,5 kilometre. Lokasyonumuz güzel. Tam ortada diyebilirim. Mavişehir ile Altınkum'un ortasıyız biz şu an. Bu fiyatlara alınabilecek en sağlıklı villalardan bir tanesi. Daha uygunları var mı? Çok az, bir elin parmağını geçmeyecek sayıda villamız var. Onların da tanıtımı kanalda var. Elimizden geldiğince en uygunlarını sizin için topluyoruz, çekiyoruz, sunuyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Biraz sonra içeri gireceğiz. Villa yakında bitecek. Ortalama 1-2 haftası var. Peyzaj alanı var. Peyzaj alanı yaptıktan sonra satışa hazır bir hale gelecek. Bence burayı da kaçırmayın. Gel böyle. Şimdi girdiğimiz gibi bir antre alanı var. Herhangi bir yere geç. Arkada vestiyer alanı var. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi burada bir vestiyer alanımız var. Çelik kapının arkasında kalıyor. Kolonla, duvarla daha doğrusu o alana sıkıştırılmış, koyulmuş. Daha da güzel olmuş gömme olması. Tavana kadar sabitlense çok daha iyi olurmuş. O şekilde yapmamışlar. Hemen orada bir %25'lik kısmı boş bırakmışlar. Antre alanında, mutfakta, salonda yerler seramik zemin. Odalarda laminat. 3 artı 1 ayrı mutfak. Şu an salon alanındayız. Otomatik panjurlarımız var. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntınız yok. Ben ekstra bir güvenlik istiyorum derseniz, birinci yapabileceğiniz panjurların dışına bir demir perforje yapabilirsiniz. Onun dışında güvenlik kameralarınızı taktırabilirsiniz. Hareket sensörlerini taktırabilirsiniz. Olmadı köpek alabilirsiniz. Yani güvenlik elinizden geldiğince sizin elinizde. Yani haksız mıyım? Gülüyorsun ama başka yapılacak bir şey yok yani. Güvenlik kameranı koydun, panjurunu yaptın. Var zaten. Demir perforjeni yaptın. Ekstra bir canlı istiyorsan o da köpek. Başka bir şey yok. Bunun dışında buradan direkt bir bahçeye çıkış alanımız var.
hemen bu alanda da bir televizyon ünitesi alanı yapılmış. Şu mavi spot aydınlatmalar benim şahsen kendi fikrim çok beğenmiyorum ama değiştirilebiliyor bunlar. Sarıya dönebiliyor. Şu içerideki güneşli renk çok daha iyi. Bu arada bu da karton piyer. Yani alçıpan daha doğrusu öyle söyleyeyim. Katkar öfer altyapı tesisatlarımız çekili. Süpürgeliklerimiz antrasit gri kapı pervazlarıyla aynı şekilde devam ediyor. Aydınlatmamız tepede güneşli ve beyaz. Salon metrekaresi de 30'a yakın. Gayet iyi diyebilirim. Aynı zamanda ortada bir avizemiz var. O da gelecek. Şu an gelmemiş. Dediğim gibi bir haftası var. Bir iki haftası var. Yakın zamanda bitecek. Şimdi mutfak alanındayız. Güzel bir mutfağımız var. Genişlik olarak gayet iyi. L şeklinde. Dolap kapakları gayet güzel. Mermer çok güzel. Mermerin içindeki seramikler şahsen benim için güzel değil. Benim beğeneceğim bir seramik değil. Yani gözün gördüğünü de bilmiyorum zevkler renkler tartışılır ama gözün gördüğünü de saklamak bana göre etik değil. Hoşuma gitmedi. Değiştirilebilir. Tabii ki masraf ama bunlar boyanıyor diye de biliyorum. Ne kadar doğru bir fikrim yok. Şimdi burada fırınımızın, mikrodalgamızın, aynı zamanda buzdolabımızın, bulaşık makinamızın yeri hazır. Davlumbaz buraya gelecek. Herhangi bir çıkış görüyor mu tepede? Bir çıkış yok değil mi? Bu filtreli. Bir ayda, iki ayda bir değiştirilen filtreli davlumbaz kullanabilirsiniz. Ocağınız da bu alana gelir. Çünkü fırın orada kalacak. Buradan bir bahçeye çıkışımız var. Şöyle panjuru orada göstermemiştim. Burada göstereyim bari. Panjurlarımız manuel. Dediğim gibi güvenlik açısından herhangi bir sıkıntınız yok. Bahçenin duvarlarını da yine yükseltebilirsiniz. Onun dışında ekstra güvenlik önlemleri alabilirsiniz. Hepsi sizin elinizde. Yerler yine seramik zemin. Mutfak alanında ortalama 12-13 metrekare büyüklüğünde. Burada bir lavabomuz var. Bu lavaboyu da göster. Dışarıdaki seramikler aynı şekilde burada da devam ediyor. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Yukarıya çıkarken korkuluklarımız parlak, alüminyum, gri. Yine mermerlerimiz de gri. İçlerinde beyaz çizgiler var. Antre alanında, üst kattaki antre alanında yine gayet güzel. 5 metrekare büyüklüğünde ortalama. Burada bir havalandırma penceremiz var. Ve buradan net bir şekilde deniz manzarasını görüyorum. Ama biz yine terastan bakalım. Gel direkt buradan başlayalım. Burada da bir ebeveyn yatak odamız var. Şimdi burada anlatmam gereken belli başlı şeyler var ama ilk önce şundan bahsedeyim. Villanın en geniş odasındayız şu an. Gayet güzel diyebilirim. Balkonumuz var. Ön cepheye bakıyor villanın otopark kısmına. Yine şurada Şahin'in arkasında kalıyor. Biraz sonra göstereceğim. Camımız var. Boylu boyuna açılmayan iki tane aydınlatma camımız ve bunlardan da deniz manzarası net bir şekilde gözüküyor. Villa gerçekten güzel. Yerlerde laminat zemin. Sıfır bir villa. Sıfır. Hiç oturulmadı. Yeni yapıldı. Zaten aşağıda da söyledim. Burada da bir balkon alanımız var. CNC kesim. Balkon korkulukları kullanılmış. Havuz yapılsa çok daha güzel bir villa olurmuş ama yapılmamış. O da yapılabilir. Bunun yapacağınız zaman da yine bizimle iletişime geçerseniz daha büyük bir kolaylık elde etmiş olursunuz. Şuradan deniz manzarasını gösterir misin? Terastan da göstereceğiz ama Büyük Anadolu Otel karşımızda. Lokasyonumuz çok iyi. Onun dışında Mavişehir'e kadar da görebiliyoruz. Gösterdiysen yavaş yavaş iç kısma geçelim. Priz sayısı da yeterli. Aydınlatmalarımız güneşli ve beyaz. Bunun dışında ekstra olarak camlardan bahsettik. Kapılarımızın kalitesi gayet güzel. Burada da bir banyo lavabomuz var. Hemen ben böyle kapıyı tutuyorum. Çamaşır makinesi yerini de gösteriver sana zahmet. Çamaşır makinesi ve termosifon bu alana geliyor hemen sağ tarafa. Duşakabinde içeride daha izole bir alanda kalmış. Burada da güzel bir yatak odamız var. Dikdörtgen şekilde ilerliyor. Yatak buraya atıldığı takdirde zaten prizlerden anlarsınız. Bu tarafa da bir gardolap atılabilir. Rahatlıkla kullanılır. Laminan zemin diğer odalarla birebir aynı zaten. Odanın genişliğini görüp hemen bir üst kata gidelim. Manzaramız güzel. Hava dar bir konumdayız. Hava sirkülasyonlu. İki pencereleri de açtığınız takdirde hem doğudan hem kuzeyden hem güneyden gelen rüzgarı rahatlıkla alabilirsiniz. Müstakil bir villa. 4 cepheli. Tam müstakil. Özel otoparklı. Deniz manzaralı ve ayrı mutfaklı. Bence gayet güzel fiyatta makul. Şimdi burada bir banyo lavabo var. Biraz basık. Hatta bayağı bir basık. Anca oturarak duş alabilirsiniz. Ben de bir gireyim göstereyim. En azından net olsun. Şimdi şöyle. Ben tam dik şurada durabiliyorum. Benim boyum 1.71. Bu da ortalama 1.75 falan. Yani şu alana geldiğimde eğilmek zorundayım. Burada da duş alırken oturmak zorundasınız.
Bence güzel değil. Ama ekstra bir banyo. Lavabo rahat. Şurada eli yıkarken de rahat değilsiniz. Bir tek lavaboda rahatsız. O da oturduğunuz için. Ama ekstra bir banyomuz var. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi en üst kattayız. Triplex bir villa dedim. Üçüncü odamızdayız. Yerler laminattan seramiğe dönmüş burada. 60'a 120 seramikler tercih edilmiş krem renginde. Tepemiz şu şekilde çatı. Üçgen bir çatı. Beyaz spot aydınlatmamız var. Sürgülü kapıyla teras alanına çıkabiliyoruz. Yerler yine süpürgelikler daha doğrusu. Antrasit gri tercih edilmiş. Güzel. Gayet güzel ya Şahin. Fiyat 6 milyon 900 yok. Villa yok yani bu fiyata. Elimizden geldiğince en uygunlarını çekiyoruz. Geldik teras alanımıza. Ben ilk önce hiçbir şey demeden Şahin sen şurayı gösterir misin? Teras zaten belli. Videoda gözüküyor. Ama manzaramız çok güzel. Şimdi bir villa alıyorsanız karşı komşunuza bakmaktansa bu şekil doğa ve deniz manzarasına bakacak olmanız çok daha güzel. Üstümüze bir pergole çıkarttığımız takdirde soldaki villayı da gösterirsen Şahin. Şu şekilde bir pergole çıkarttığımız takdirde çok keyifli vakitler geçirebilirsiniz bu villada. Bir de cam balkon yaptınız mı? Kışın da burada oturursunuz. Çok da güzel olur. Yazında eser. Zaten esiyor şu an. Bu güneş beni rahatsız etmiyor işin açıkçası. O yüzden güzel bir teras alanımız var. Komple seramik duvarlarına kadar bir tane aydınlatma bırakılmış. Panjur bu alana gelmemiş. Çatımız sandviç panel artı kumlu mebra. Gayet güzel. Uzun ömürlüdür. Hatta ölümsüz derler buna bize ustalar satarken. Ama gerçekten de çok uzun zamandır kullanan daireler, villalar görüyorum ben 15-20 yıldır. Hiç değiştirmemiş ev sahipleri. Şimdi Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 müstakil otoparklı 234 metrekare arsa üzerine kurulu tam müstakil bir villa izlediniz. Satış rakamımız 6 milyon 900 bin TL. Bu bölgede bu fiyatlara artık bir şey yok. Normal dubleks daireler artık 3,5-4 diyorlar. Haliyle bu arsanın fiyatı belli. Bir maliyet var, bir kar marjı var. Alırken hem siz kazanacaksınız hem müteahhit kazanacak. Gerek biz kazanacağız. Yani yapılan ticarette herkes kazanacak. Dedim de zaten yıllardır bu böyle. Alan her zaman gelip bize teşekkür eder. Hiçbir günde görmedim. Ya işte sen böyle yaptın, şunu yaptın diyenini. Uzun lafın kısası. Bu villayı kaçırmayın derim. Güzel bir villa izlediniz. Deniz manzaralı. Lebi Derya manzaralı. Öyle diyelim yeni moda. Bunun dışında ekstra bir şey yok. Eğer burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.